Bodrum'da yaşayan 68 yaşındaki Enbiya Batı tam 40 yıldır dağlardan topladığı ada çayından elma yağı yapıyor. Zora manapçı geçim için yapıyor. Bazı cilt hastalıkları, soğuk algınlıklarıyla bebeklerde gaz sıkıntılarını hafifletici etkisi olduğu bilinen elma yağının damla damla bin bir zahmetle ada çayından nasıl çıkarıldığını sizler için görüntüledik. Kızılağaç mevkinde yaşayan Enbiya Batı, Bodrum'un yüksek kesimlerinden topladığı ada çaylarıyla yılda bir defa elma yağı üretimi yapıyor. Günlerce binbir emekle topladığı ada çaylarını özel olarak hazırlanan bir düzenekte kaynatan yaşlı kadın, evinin geçimine de katkı sağlıyor. Şimdi bak. Yapılan işlemleri yerinde gözlemleyen ve doğal ürünler üzerindeki çalışmalarıyla bilinen Cüneyt Karaoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi. Yörede elma yağı olarak bilinen adaçayı yağının yapılış şekli. Bu yağ hafif imbiklenerek testi içerisinde biriktiriliyor ve buradan şişelere alınıyor. Daha çok soğuk algınlıklarında, boğaz ağrılarında kullanılan şifalı bir bitkinin yağı. Ada çayının üzerindeki meyvesinden dolayı elma yağı olarak bilinen bitkisel ürün doğal bir şekilde hiçbir katkı maddesi kullanılmadan üretilerek şişeleniyor. İlerleyen yaşına rağmen gençlere taş çıkarırcasına çalışan Enbiya Batı elma yağının hikayesini şu sözlerle özetledi. Bu yağı çalıları ada çayını dağlardan topladık. Getirdik şu iki bidonu doldurduk. Kapattık bunu. Ondan sonra kıyını sığır pislerinden külle suvak yaptık. Kıyını suvadık. Ondan sonra oradan şu su bidonunda bora bardağa dımlıyor dımlıyor böyle akıyor. Biz alıyoruz. Enbiya Batı sözlerini şöyle sürdürdü. En çok bebeklerde kullanılır. Bizim kendi karnımız ağrıdı mı yalarız. Yani iyi bir şey, faydalı bir yağ. Ben bunu yapalı belki 40 sene vardır. Bir komşumuz vardı Recep Çelikoğlu diye. O böyle çıkarırdı. Biz de çalı biçer gelirdik dağlardan. Bize de verirdi. Ondan öğrendik. O vefat etti şimdi. Biz işte devam ediyoruz. Yılda bir şişe, iki şişe böyle çıkarıyoruz. Satıyoruz, ihtiyacımızı görüyoruz yani. Öte yandan elma yağının doğrudan içilmesi veya fazla miktarda kullanılmasının sakıncalı olduğu belirtiliyor. Günlerdir uğraşıyoruz. Günlerce uğraşıyoruz. Yani.